Biraz da dedik bizler dinlenelim. Komiteler artık yıllardır emek verdiler bu işe. Artık onlar yapsınlar. O yüzden gezi komitelerimiz ve etkinlik komitelerimiz bu işleri götürüyorlar. Emekleri için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir gün. Dün de aslında Dünya Gönüllüler Günü. Hepinizin Dünya Gönüllüler Günü'nü tekrardan kutluyorum. Gönlünüze, yüreğinize sağlık diyorum. Fakat bugün ayrı bir heyecan var. Öncesinde Nazan'ı Yeniköy birimine yerleştirdik. Çocuğumuzdu Beykoz'dayken. Sonra gönüllümüz oldu. İzmit'te okuyordu. Gönüllümüz oldu Adapazarı'nda. Ardından iş arkadaşım oldu. Nazan 3 yıldır Yeniköy Öğrenim Biriminde çalışıyordu. Sonra Semiha Şakir Öğrenim Biriminde duydum ki arkadaşımız ayrılıyor. Eşi de o tarafta çalıştığı için Makbule abla acaba nasıl olur dedi. Dedim sen orayı da başarırsın. Oraya geç. Merkezimizde uygun gördü. Yeniköy'e transfer ettik. Semiha Şakir alışamadı. Semiha Şakir'e transfer ettik. Ardından Semiha Şakir tamamlanınca Yeniköy'ün tekrardan devam etmesi ve aynı canlılığınla devam etmesi için eksik olmasın fikir sordular. biz de çocuğumuzken gerçekten televizyon içinde ufaklığından beri büyüyen, çocuğumuzken gönüllümüz olan ve şimdi de bilim sorumlusu olarak da Merve Dinçer'i Yeniköy'e verdik efendim. Bu bizim için gurur kaynağı. Düşünün, bu iki çocuğu büyüttük ama hala ben buradayım. Gönüllülük tek kişiyle başlıyor. Ekip olma ruhu içimize giriyor. Ailemiz destek veriyor. Bir kurumun içine girdiğimiz zaman diğer gönüllülerle ekip olmayı öğreniyoruz. Ve takım arkadaşlarımız oluyor. Tabii ki bunlar emek, sabır ve paylaşmak istiyor. Gönüllülük maalesef böyle bir şey. Her zaman yollarımız düz olmuyor. Virajlarımız var. Virajları dikkatli geçmemiz gerekiyor. Yokuş çıkarken kuvvet diyoruz, yokuşa çıkmak için çabalıyoruz. İnerken de sabır diyoruz. İşte bu bizim yaptığımız iş, gönüllülük işi, sizlerin yaptığı işler emek, sabır ve paylaşmak istiyor. Arada bir de ufak